Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ezogelin çorbası hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Tenceremizin içerisine yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar yağımı ekliyorum. İçerisine yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. 2 diş rendelemiş olduğum sarımsağımı da ekliyorum. Yağda hafif kavurduğum kuru soğan ve sarımsağın üzerine bir su bardağından biraz eksik kırmızı mercimek yıkayıp temizleyip ekleyelim. Yarım fincan pirinç ekliyorum. Yanında bulgur ekliyorum. Hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine sıcak su ekliyorum. Bu ölçülere tam 8 su bardağı su ekledim. Tenceremizin kapağını kapatalım ve içerisine eklediğimiz malzemelerimiz yumuşayıncaya kadar pişirelim. Bu şekilde çorbamız artık pişti. Tavamın içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağını erittim. İçerisine 1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Şöyle kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavurduğumuz salçanın içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da kuru nane ekliyorum. Baharat oranlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir yağda çevirdikten sonra içerisine 1 çay bardağı su koyup kaynatıyorum. Kaynayan sosumuzu kenara alıp tekrardan çorbamızın içerisine ekleyelim. Çorbamızı bir taşı da böyle kaynatalım. Çorbamıza tuzumuzu da ekleyelim. Sosunu ekledikten sonra çorbamız bir taşım kaynadı. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Çorbam biraz dinlendikten sonra servis yapıyorum. Çorbamızı servis edeceğimiz tabağımıza alalım. Hazırlamış olduğumuz kıtır ekmeklerle servis edelim. Evet, ezogelin çorbamız hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.